var diyeceksiniz. İstanbul'da adaylara bakacağız. Bugün İmamoğlu'nun bir programı yoktu. Bildiğim kadarıyla hafta sonu çok önemli bir lansmana çıkacak Beylikdüzü'nde. Murat Kurum. Murat Kurum'u anlatalım biraz sizlere. Murat Kurum'un karnesine bakalım. Ve bakınız yani gayet objektif bir şekilde 2018 ile 2023 arasına bakıyoruz. Önemli projelerde, Türkiye'yi ilgilendiren önemli projelerde. Ve karnesi kırıklarla dolu, ön yargılı filan değilim. İzlediğinizde göreceksiniz zaten. Hepsi açık kaynaklarda var, yalan haber filan da değil. Karnesi kırıklarla dolu. Yani bu karne aslında geçer not almaz. Murat nerede? Kurum burada. Murat nerede? İmar affından yararlanan güçsüz binalar, ranta kurban giden askeri yeşil alanlar, ev hayaliyle mağdur edilen binlerce aile. İşte AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un karnesi. Direne kazanacağız. Çiçeği burnunda aday, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ilk sözü kentsel dönüşüm olsa da imar affının mimarı olması nedeniyle samimi gelmedi. İstanbullular depremden tedirgin. 2019 yılında çıkartılan imar affı ise tedirginliği artırıyor. Çünkü tam 317 bin bina kaçak yapı olmaktan çıkartıldı. İstanbul ve Türkiye bazında baktığımızda o riskli halleriyle yasallaştırıldılar. Ve deprem açısından da kaderlerine terk edildiler böylece. Eğer gerçekten yapılmak istenen kentleri sağlıklı bir şekilde dönüştürmek ve afete dirençli kentler oluşturmak olsaydı zaten en başında bu yapıları yasallaştırmak yerine doğrudan dönüşüme gidilmesi gerekirdi. İstanbul'un nadir kalan yeşil alanları 2015 yılına kadar askeri alan olarak direndi. Kışlalar darbe girişimiyle birlikte şehir dışına taşındı. Bakın o alanlara ne oldu? Dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, askeri alanlar boşaltılırken rezerv alan olarak kullanılacak, yeşil alan olarak kalacak demişti. Fakat günümüze gelindiğinde Beşiktaş'ta bulunan dikim evi arazisinde şu anda lüks konutlar yükseliyor. İstanbul'daki 18 askeri araziden 8'inde lüks konut yükseliyor. Rezerv alan olarak kalması beklenen yerlerde konut yükselince değişen kentsel dönüşüm yasasıyla şehrin her metrekaresinin rezerv alan olarak ilan edilmesinin yolu açıldı. 9 Kasım'da yürürlüğe giren ve 6306 sayılı yasaya değişiklik getiren yasaya baktığımızda aslında olan biteni daha da hareket alanı, yani bakanlığın hareket alanını genişletecek şekilde düzenleme getirdiğini görüyoruz ki bu da doğrudan kuruma değil, hem kuruma hem de aslında iktidara bir daha rahat hareket edeceği bir alan açıyor. Kurumun karnesi kırıklarla dolu, devamı ise yarın. Arkası yarın gibi bir şey olmuş bu, devamı ise yarın. Bizim şeyde güzel okumuşuz, devamı ise yarın. İdris Bey diyor ki gönderdiği mesajda önce hayatını kaybeden insanların depremde hesabını versin diyor. Bakın Murat Kurum'un dün söylediği bir cümle var. Yani ben bu cümleye çok takıldım. Şöyle diyor, referansımız yaptığımız eserlerdir diyor. Referansımız yaptığımız eserlerdir. Bakın Murat Beyciğim, sizin almış olduğunuz eğitime ya yapmış olduğunuz yüksek lisansa benim hiçbir itirazım olamaz. Ama sizin asıl referansınız ne olması gerekiyor biliyor musunuz? İnsan olması gerekiyor. Siz referansımız eserlerdir diyorsunuz, yaptığımız eserlerdir diyorsunuz. Hatay'da, Adıyaman'da, Elbistan'da, Maraş'ta, Hatay'da, İskenderun'da insanlar hayatını kaybetti. 50 bin insandan bahsediyoruz. Resmi sayı bu. Resmi sayı. Sizin referansınız o insanları yaşatmak olmalıydı. Ve karşılaşacaksınız İstanbul'da, size söyleyeyim. O insanların yakınlarıyla karşılaşacaksınız. Size hesap sorduklarında acaba ne diyeceksiniz, nasıl bir cevap vereceksiniz onu bilmiyorum. Ve hep birlikte o cevabınızı zaten bu ekranlarda da duyacağız. Kamu işçisi ek protokol bekliyor. Tam gaz devam demiş Ayhan Bey gönderdiği mesajda. Şimdi geldik.